İnegöl'de teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bir lisede başlatılan proje kapsamında öğrenciler canlı heykel olarak bağımlılığa dikkat çektiler. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla teknoloji bağımlılığı temalı bir proje hazırlandı. Çocuk gelişimi öğretmeni Aysun Koç ve bu bölümde okuyan 25 öğrencinin yer aldığı projede öğrenciler canlı heykel oldu. Yapılan etkinlikle bağımlılığa dikkat çekilirken öğrencilerin performansı ise oldukça dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Fatma Doğular daha şuna söyledi. Çağın en büyük hastalığı teknoloji bağımlılığı diye nitelendiriyoruz bizler. Özellikle gençlerin, sadece gençlerin demeyelim, hepimizin artık bağımlılığı haline geldi teknoloji. Buna birazcık vurgu yapmak istedik. Anı yaşayalım, anı cep telefonu ekranlarından değil de var olduğu şekliyle gerçek hayatta görelim istedik. Özellikle çocukların ve gençlerin bu anlamda ciddi olarak bu bağımlılığa yakalandığını düşünüyoruz. Ki biz yetişkinler bile bu işin içerisindeyiz. Doğal olarak buna bir farkındalık çalışması yapalım adına böyle bir sergi yaptık. Normal şartlarda her ay bir bağımlılıkla ilgili etkinlik yapıyoruz. Bu ay teknoloji bağımlılığıydı konumuz. Biz de canlı mankenlerle bu olaya vurgu yapalım istedik ve umuyorum bir fark yaratmışızdır diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin gençleri ve çocukları korumak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu da sanıyorum bunda bir adım olacak diye düşünüyorum. İnşallah hedefimize ulaşabilmişizdir diye umuyorum. Projeyi hazırlayan çocuk gelişimi öğretmeni Aysun Koç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Çağımızın en ciddi probleminden birisi bağımlılık. Bağımlılıklar arasında da en masumu. Teknoloji bağımlılığı gözükse de aslında 7'den 70'e hepimizi tesir altına almakta maalesef. En çok da gençlerimizi. Okulumuzda biz her ay bağımlılıkla mücadele kapsamında bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bu ay konumuz da teknoloji bağımlılığıydı. Daha canlı bir farkındalık yaratmak istedik ve görseller oluşturduk. Bu görsellerimizde teknoloji bizi nasıl etkisi altına aldı evlerimizde, okulda, otobüste bunu resmetmeye çalıştık ve öğrencilerimiz canlı heykel olup canlandırdılar. Gerek çalışmaya katılan öğrencilerimiz, gerekse izleme şansı olan öğrencilerimizin az da olsa farkındalık yarattıysak ne mutlu bize. Sonra projede yer alan canlı manken olan öğrencilerden Sıla Sağlam'da bir konuşma yaptı. Ben de açımdan konuşayım. Ben tiyatro ile ilgileniyorum. Ve haftanın neredeyse yani her günü saatlerimi buna ayırıyorum. Dışarıda arkadaşlarımla, kendi tiyatro ekibimle, öğretmenimiz dahil şarkılar söylüyoruz. Hani böyle bir yere gidiyoruz, oturuyoruz, gitar, enstrümanlar çalıyoruz. Olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum ama tabii ki de hani insanın elinde olmuyor. İster istemez bakıyorum, ister istemez bazen hani zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum aslında. O zaman diyorum kendime hani. O zaman aslında dün bunu yaptığımda daha çok fark ettim. Ciddi anlamda bağımlılıkların olduğunu fark ettim. Ve dedim ki telefondan bile yani tiyatroyu bile yapacaksan telefonunu bırak. Her şey kesinlikle internet değil. Her şey kesinlikle telefon, bilgisayar o bu değil. Zaman ilerledikçe ve yaşın ilerledikçe, yaşımız ilerledikçe çok çok daha iyi anlıyoruz. Büyüklerimizin bize her şey internet değil dediğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Önceden kaba saba bağırırken, laflar söylerken şimdi haklısın diyebiliyoruz.